yani bilmeyen vardır. Malatyalı Fahri Kayağan vardır, meşhur bilirsin. Çok da değerli bir sanatçıdır. Allah rahmet etsin. Bir gün Malatya'da işte bir kahvede bir yerde bir arkadaşıyla tartışıyor, tartışma büyüyor vesaire. Aralarında bir husumet var. Kavga vesaire oluyor. O esnada kavga ettiği kişi diyor ki, ben senin eşinin sırtındaki beni bile biliyorum diyor. Ben. Bunu duyunca başından aşağı kaynar sular boşalıyor. Çünkü sırtında ben var. Sen nasıl bilirsin? O hışımla eve geliyor. Karısını öldürüyor. Hapis yatıyor bundan sebep. Hayatı perişan oluyor vesaire. Fakat kısa bir süre sonra anlaşılıyor ki işte kadınlar hamamda birbirlerini tanırlar. Bu iddiayı, bu iftiraya atanın hanımı işte evde geliyor, diyor ki ya işte böyle ben var falan, işte bir mevzu oluyor, söylüyor. Bilinmesinin sebebi o. Kadın toprağa gidiyor, işte bu adam perişan hapse giriyor. Ömür boyu bunun ızdırabını yaşıyor vesaire, ölünceye kadar vesaire. Bu işler o kadar kolay mı yani? Yani ne bu hakkını helal et ondan sonra bilmem ne. Bir de şu anlayış, onu da söyleyeyim, oraya da bir parantez aç bence. Bir yalandan yere bir hak helal etme muhabbeti var. Ya oturuyorsun, çay ısmarlıyorsun. Hakkını helal et falan diyor. Ya ben ısmarlamışım sana. Yani işte ben ne hakkını helal et ne demek yani? Zırt pırt hakkını helal et. Desen göre etmiyorum. E ne yapacağım? 10.000 lira ver helal edeyim desen. Hadi canım sen de çeker gider. Numara yapıyor hakkını helal et diye. Şimdi